Sektörün yıldızları Aydın da yanımızda. MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat Bey var. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1940 doğumluyum. Gaziantep'te doğdum. İlkokul tahsilini Gaziantep'te yaptım. Benim için çok büyük bir önem taşıyan okulun ismidir. Yeni İlkokul. Gaziantep'te inşa edilmiş Yeni İlkokul. Yeni İlkokul'un manası, o güne kadar, 1940 yılından bahsediyorum, o güne kadar ilkokul olarak inşa edilmiş ilk yapı. Diğer okullar vardı ama onlar mesela eski bir Ermeni evinin bozulmasıyla, eski bir işte iş yerinin bozulmasıyla okul haline dönüştürülmüş o zamana kadar. Ama ilkokul olarak inşa edilmiş. Onun için o ilkokulu ben çok severim. Türkiye'nin de ilk Atatürk ilkelerine anlatan yeni yazılarla eğitim gördüğümüz, çok sevdiğimiz bir ilkokuldur. İlkokul mezuniyetinden sonra liseyi de Gaziantep Lisesi'nde bitirdim. Ve o zaman İstanbul Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Üniversitesi gibi birkaç tane üniversite imtihanlı olarak seçerlerdi talebeleri. Diğer üniversitelerde de herkes girebilirdi. Onun için İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 6000 kişi müracaat etmişti ben müracaat ettiğim sene. 126. olarak ben İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandım. Oradan 58 senesinde mezun oldum. Teknik üniversiteye girdim. 63 yılında da teknik üniversiteden inşaat mühendisi olarak mezun oldum. MB Holding bünyesinde bulunan şirketlerden ve faaliyetlerinden bahseder misiniz? Şimdi ben inşaat şirketleriyle böyle ilgilenirken, inşaat sektörü sinüzoidal bir grafik çizer. İnşaat olduğu zaman çalışırsınız, inşaat bitince bütün işiniz bitmiş olur. O zaman bir firmanın yaşayabilmesi için sürekli bir üretim yapacağı dalların da olması lazım. Bu düşünceyle Gaziantep tekstile karşı aşırı bir sevgisi vardır, ilgisi vardır. Gaziantep'te Balpa Tekstil diye bir firma kurdu. Bu Balpa Tekstil pamuk ipliği üretiyordu. Bu şekilde bizim atıl kalan, inşaat sektöründe atıl kalan zamanımızı Balpa Tekstil'le de tamamlamış olduk. Onun dışında Sude Suni Deri Sanayi'ni kurdum. Türkiye'de Sude Suni Deri Sanayi, o zaman o suni deri dediğimiz deri birçok yerlerde kullanılıyordu. Mesela sobaların altına konan şeyler, masaların üzerine örtülen örtüler çok miktarda kullanılıyor. Biz gene Türkiye'de bir ilk oda oldu. Suni deri fabrikası kurduk. Sude Suni Deri Fabrikası. O da çalışmaya başladı. En önemlisi, bir hadise daha yaşadık. Perlit. Perlit tesisleri kurdum. Perlit tesisleri Türkiye'de hep o cam yünüyle tecrit edilir sıcaklıklar. Güney bölgesi de sıcaklıktan çok şikayetçi, devamlı sıcak olarak gelir. Çatıların örtülmesi lazım. Birçok yangınlar falan çatılarda çıkmasının nedeni o cam yünü. O yanıcı bir madde, yanar. Sonradan ben ilk defa Gaziantep'te yine bu batı bölgesinde perlit diye bir olayı tespit ettik.
Perlit çok nefis bir malzeme. Halen de onu geliştireceğiz. Hem Türkiye için nefis, hem de bu Arap ülkeleri için süper kullanılacak telsiz bir malzeme. Bu perlit, 5 santimlik bir perlit, 100 derecelik bir ısıyı öbür tarafa geçirmiyor. MB Holding'in bir hedefi de o. Onu hem duvarlarda kullanılan üniteler haline getireceğiz, hem çatıda kullanılan, hem de duvarda sıva olarak kullanılan hale getirince ısı yalıtımın sağlanmış olacak ve yakıt tasarrufu sağlanmış olacak. MB Holding olarak enerji sektöründe yatırımlarınız hızla devam ediyor. Özellikle jeotermal enerji konusunda hassasiyetiniz biliniyor. Bu anlamda hem enerji sektörünüzdeki yatırımlarınızdan hem de jeotermal enerjinin öneminden bahseder misiniz? Jeotermal enerji benim çok sevdiğim bir enerji. Bir memleketin diyorum, yani Anadolu'nun bağrına asılmış bir pırlanta gibi bir şeydir o jeotermal. Jeotermal enerji, yer altındaki ısıdan gelen, mağmadan gelen ısıyı toplanan o su birikintisini ısıtarak bir rezerv haline getirmesi ve onun da bazı yerlerden kendiliğinden çıkması. O kaplıcalar falan hep o şekilde olmuş. Bu yağmurlardan falan toplanan sular aşağı doğru iniyor. Orada o sıcaklığa tabi oluyorlar. O sıcaklıktan sonra bir basınçla bazı yerlerden çıkıp kendini dengeliyor. Şimdi bu sular sağlığa çok yararlı su haline geliyor ve kaplıcalarda kullanılıyor. Romatizmalarda, vücuttaki ağrılarda. Biz bunu META diye bizim Türkiye'de bir kuruluş var. Birçok yerlerde sondaj açmışlar. Bunu bulmuşlar. İlk olarak da Kızıldere'de suyu, sıcak suyu bulmuşlar ve oraya bir santral yapılmış. 20 yıl evvel Kızıldere'de bir santral yapılmış. Öyle kalmış o santral. Kimse de yeni bir santral kurma teşebbüsüne geçmemiş, düşünmemiş dahi o zaman. Zaman içerisinde böyle bir şey, işte burayı görünce ben orayı da gidip inceledim. Baktım, nasıl dedim, burada ne 9 megawatt bir enerji üretiyoruz. İşte orada da 70-80 tane üreteni var. Lojman yapmışlar 40-50 tane. Ama santral 9 megawattlık bir santral. Devletin o zaman başka birinin elektrik üretmesi yasak. Onu yalnız tek Türkiye Elektrik Kurumu üretiyor barajları, ondan sonra santralları. Biz dedik, bunu üretebilir miyiz? Siz kullanacaksanız üretebilirsiniz dediler. Yani biz satın almayız ama siz kendi ihtiyacınızı görmek için kullanabilirsiniz. Bizim o yetkiyi vermek için onu ön koşuyorlar. O zaman ben dedim ki, ben kullanacağım. Benim işte tekstil fabrikam var, beton santrallarım var. İlk defa Maraş'ta kurduğumuz beton santralı, o da yenidir, Türkiye'nin bir ilki o da. Ondan sonra su da suni deri sanayi var. Bunlarda kullanırım bu enerjiyi. Orada kullanacağım dedim. Peki, o zaman müsaade ettiler bize. Projenize devlet tarafından yeteri kadar destek veriliyor mu? Evet, şimdi bu ilk jeotermal santral yaptığımızda destek yoktu. Sonradan
2011 yılında destek verdi. Riskli bir yatırım bu jeotermal. Riskli yatırım olduğu için devlet de bu petrol esaslı şeylerin azaldığını böyle gördüğü için örneğe bir destek verdi. Ve bizim ürettiğimiz ürünü yüksek bir fiyattan satın almaya sözü verdi. O zaman firmalar buraya çok büyük bir ilgi gösterdiler ve çok miktarda santrallar kurulmaya başladı. İşte bu kurulmaya başlama aşamasında biraz çok dikkat edilmeden bölümler yani her firmanın kullanacağı bölümler iyi ayrılmadan verildiği için benim kanaatim o ki biraz zarar görecektir jeotermal kaynağımız. Öyle bir bölge vereceksiniz ki her kuran tesise adam bunu suyu alacak, reenjeksiyon yapacak tekrar. Mesela birkaç kilometre uzağa. Bu buradan oradan buraya gelinceye kadar ısınacak. Tekrar aynı yerde o basıncı sağlayacak. Ama öyle parça parça böldüler ki bu şansı kaybetti Türkiye. Daha sonra da şimdi kaybedecek. Çünkü her müessese kendisi verdiği o parayı kurtarmak için hızla çekmeye başladılar. O çekilen miktar tekrar onun yerine gelenden fazla olunca rezerv yavaş yavaş yok olmaya başladı. Şimdi başladı ama 5-6 sene sonra belki bu daha da hızlanacaktır. Onun için yöneticilerin hızla buna bir çare bulmaları ve onu dengeli olarak emilen suyla basılan suyun birbirlerini dengeli olacak şekilde bir üretim yapmalarını sağlamaları lazım. Bu jeotermalin kurtuluşu olacak bu şekilde. Muharrem Bey, gelecek yıllar içerisinde yeni yatırımlarınız olacak mı? Şimdi bize tahsis edilen bölge için biz Dora 1 santralından sonra onu çalıştırdıktan sonra 2 yıl bekledik. O kuyuların akışını gözlemledik. 2 yıl sonra Dora 2 santrallarının kuyusunu açtık. Onlarda azalma var mı yok mu diye bekledik. Dora 2 santralını öyle inşa ettik. Dora 2 santralını 10 megawattın üzerinde bir santral o. Onu da gözlemledik 2 yıl. 2 yıl gözlemledikten sonra Dora 3 santralını inşa ettik. 3AB santrallarını. Yine açtığımız kuyular, bu santral öbürleri çalışırken biz yeni kuyular açarak, jeolojiye bakıp yeni kuyular açarak burayı nasıl işletebiliriz? Onu etüt ediyoruz. Etüt edip de o kuyulardaki basınçları, debileri gözlemleyip 2 yıl onlara etkilemediğini gördükten sonra biz Dora 3 santrallarını yaptık. Dora 3 santralları da 2 sene çalıştı. Onları da yine rezervde bir azalma var mı yok mu? Bilhassa mesela Dora 1 kuyusunun üretim kuyularında bir azalma var mı? Dora 2'nin üretim kuyularında bir azalma var mı? Onları gözlemliyoruz hepsini. Ondan sonra Dora 4 santralını yaptık. Dora 4 santralı da çalışıyor. Şimdi gayet %80-90 verimle çalışan tesisler bunlar. Hiçbir sıkıntı yok şimdilik. Dora 1 tesisinde sıkıntı oldu çünkü komşu firma oradan bol miktarda su çekip dışarıya atınca bizim o semaverin içerisine boşaltma tekniği var ya o yok olmuş oldu. Dışarıya attılar suyu. O zaman eksilme başladı Dora 1'de. İnşallah onu da bir şekilde tedavi edeceğiz bakalım çalışıyoruz. Thank you.
Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Şimdi biz bu santralları kurarken oradaki arazilerdeki ağaçları, söktüğümüz ağaçları tekrar boş bir yere götürüp oraya dikme şeklinde, onların hiçbirini kaybetmeyecek şekilde bir yol izledik. O da güzel oldu. O ağaçlar da çok kıymetli şeyler, zeytin ağaçları. Hatta bazı ağaçların etrafını tel örgüyle çevirdik ki kimse gelip de ona zarar vermesin diye. Birçok dünyanın memleketlerini gezdim. Harem-i Şerif'in çevre tünellerini, Harem-i Şerif'in mermerlerini yaptım. Avrupa'da birçok yerleri gezdim. Herkesin böyle hayretle, aman İsviçre dağlarında, şurada bilmem nerelerde lüks yerleri falan bahsediyorlar. Oraları da gördüm. Ama şöyle bir ay dışarıda kalıp da memleketime dönünce sanki o toprakları alıp bağrıma basasım geliyor. O bayrağa sarılıp böyle saatlerce bir sevgiliyle karşılaşmış gibi bağrıma basmak ihtiyacı hissediyorum. Buranın her taşına, toprağına, her bölgesine hayranım. Buranın, bilmiyorum, insanlarına hayranım. Muharrem Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ederim. MB Holding bünyesine bağlı Sultansera'dayız. Yanımızda Sultansera'nın genel müdürü Neslihan Budaklı var. Bize Sultansera'dan bahseder misiniz? Merhabalar. Sultansera Türkiye'nin en teknolojik, Avrupa'nın en yüksek cam serası özelliğindedir. Seramız 42 dönüm kapalı alana sahip olup topraksız tarımlı üretim yapmaktadır. Seramızda ısıtma şekli olarak jeotermal ısıtma kullanılmaktadır ve üretim metodu olarak da biyolojik mücadeleyle üretim yapılmaktadır. Seralarımızda salkım domates yetiştiriciliği yapıyoruz. Ürünümüzün kalitesi ve miktarına bağlı olarak ihracat potansiyeline sahip bir serayız. İç pazarda da oldukça rağbet gören bir üretim portföyümüz var. Seramızın diğer bir özelliği de bölgedeki kadın personelimize kadın istihdamı sağlıyoruz. Çalışanlarımızın %97'si bayanlardan oluşmakta. Bu anlamda da Sultansera bölgede bir sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirmektedir. Üst seviyede teknoloji sayesinde de üretimdeki kalitede pazarda ayrıcalık yaratmaktayız.